Bölüm 99. Bazı işlerde sağdan başlamak. Kimin kitabı sağ tarafından verilirse haykırarak der ki: "Gelin, hepiniz gelin. Şu kitabımı okuyun." 69 Hakka 19. Hesabı sağ tarafından görülen insanlar kimdir? o uğurlu ve mutlu kimseler. 56 Vakıa 8. Hadis 721. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde temizlenmesinde, taranmasında ve ayakkabı giymesinde sağdan başlamayı pek severdi. Hadis 722. Yine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlemede yemek yemek için sol elini de tuvalet ve kirli şeyler için kullanırdı. Hadis 723 Ümmü Atiye'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i Allah ondan razı olsun yıkayan kadınlara şöyle emir verdi. Sağ tarafından ve abdest organlarından başlayın. Hadis 724. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz ayakkabı giyeceği zaman, önce sağ ayağını çıkaracağı zamanda da sol ayağından başlasın. Yani sağ ayak ilk önce giyilen, en sonra çıkarılan ayak olsun. Hadis 725 Hafsa Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerken ve içerken ve giyinirken sağ elini, diğer işlerini yaparken de sol elini kullanırdı. Hadis 726 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbise giyerken ve abdest alırken, sağ tarafından başlayınız. Hadis 727 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haçta Mina'ya gelince hemen Cemre'ye gitti ve taşları attı. Mina'daki çadırına geçti ve kurbanını kesti. Bu işler bitince berberi çağırıp ona önce başının sağ tarafını sonra sol tarafını işaret ederek tıraş et dedi. Daha sonra saçlarını halka dağıttı. Diğer bir rivayet şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşları atıp kurbanını kestikten sonra tıraş olmak istedi. Başının sağ tarafını berbere uzattı, o da tıraş etti. Sonra Ebu Talha el Ensari'yi çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını berbere uzatarak kazıyınız buyurdu. Berber de kazıyınca saçları Ebu Talha'ya vererek bunları halka dağıt buyurdu.